YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Dışarıdaydım ama çok fazla mesaj gelince bir yayın açmak zorunda hissettim. Paul'un haberleri geliyor. Bugün saat 9.30 önemliydi. FED toplantısı ne olacak, ne bitecek falan. Aslında yayın açmayacaktım çünkü çok çok alakasız bir yerde olduğum için, ama birazcık konuşalım, biraz önümüzü görelim istiyorum. Çünkü Euro Dolar paritesinde S&P 500'de 5 dakika içerisinde önce bir düşüş, çünkü DX yani dolar endeksi yukarıya doğru çıkmıştı. Ama şimdi dolar endeksinde, çünkü biliyorsunuz dolar endeksi arttığında genel olaraktan her şeyi aşağıya doğru çeker. Ve bu da gerçekleşti. Ama şu anda S&P 500, Nasdaq, Dow Jones falan oralarda bir artış gerçekleşiyor. Ve kripto önce yerinde durdu. 38.200'de bu sürece başladı. Şimdi 39.000'li seviyelere çekti. Ethereum'da benim 2909'da, 2925'te, 2885'te emirlerim vardı. Ve hepsini toplaya toplaya yukarıya doğru çıkartıyor. Neden böyle bir durum var? Biliyorsunuz bize bu arada bayramda bize kapalı olmasına rağmen nedir? Genel olarak piyasalar açık. Ve Powell'da o kadar böyle gelişmekte olan ülkeler için iyi şeyler de söylemiyor maalesef. Ama öyle milletin attığı gibi 75 bas puanlık bir artış masada gibi bir şeydi. Ama 50 bas puanlık artış iki toplantıda daha masada. Dolar endeksi çıktığında her şey aşağıya doğru bastırır. MTA'lardan, bu money flow dediğimiz para akışından bahsettiğimiz, genelde dolara doğru gidiyorsa diğerlerin hepsinden çekilir. Ve nitekim şu anda kripto alanında güzel bir artış var. Ama şuna dikkat etmenizi rica edeceğim. Ne diyorum? Burada önemli olan kısa vadeli bir artış olduğunu farkına varmamız ve biraz karlarımızı almamız. FED toplantısı başlamadan 3 dakika önce birazcık daha böyle mal boşaltma demeyeyim ama böyle bir işte yüksekler alçakların olduğu grafikte bir hareketlenme vardı ve bunu da işte ya trend değişimi dediğimiz şey gerçekleşecekti ya da belli likiditeleri almadan aşağıya doğru bir yön değişimi. Ve dediğim gibi genel olaraktan baktığımız zaman kritik bir süreçteyiz. Yarın açılışta şu anda 14.70'e kadar gerilemiş bir dolar kuru vardı. Yarın birazcık daha farklı yükselişlere meyilli bir dolar kuruyla açılacağız. Dolar endeksi önce bir düştü, ondan sonrası 103.000'lere tekrar kendini toplamaya çalışıyor. Ama şu anda çok dalgalı ve aslında güvenemeyeceğimiz bir süreçteyiz. O nedenle eğer elinizde mal varsa gene de böyle yarı yarıya bölüp, hani sepet bilmem falan, yarıya veya üçe bölmek birazdan mantıklı. Ama şu anda bir kar toplamak için güzel bir süreç olabilir. 40.000 doları görür müyü pek fazla bilmiyorum ama oralarda olabilir. O nedenle şu anda yapay, beklentilerle paralel gelen bir süreç var. Beklentilerle paralel olduğunda genelde şöyle bir şey oluyor. Hani bir anda piyasa yeşilleniyor. İnsanlar hemen diyorlar ki 42.000'ler, 50.000'ler gelecekler falan deniyor ama ben o kadar umutlu değilim. Çünkü genel olarak da şu anda baktığınızda grafiklerde çok sert değişiklikler var. Bu sert değişikliklerde almak yerine biraz daha bakmak mantıklı olabilir. Altın biliyorsunuz bugün sabah saatlerinden itibaren işte 1850'lere de indi, 1868'lere de. Altın genel olarak dolar yükseliyorsa altının onsundan çıkış olur. Ama biz gram altıncı olduğumuz için dolar da onu destekleyecektir. Ama FED toplantısından çıkacak olan sonuç, yani FED toplantısından çıkan sonuç, Powell'ın konuşmalarıyla da genel hareketlendiğinde çok da bizler için hani böyle güzel bir süreç var diyemeyeceğim. Altının onsu için dediğim gibi buna dikkat edeceksiniz. Şu anda çok dengesiz grafikler var. O nedenle ne söylesek burada yanlış olabilir. O nedenle ne yapacaksınız? Genel olarak da risklerinizi 2'ye 3'e bölmek biraz daha mantıklı. Şimdi baktığınızda dolar endeksini nereden doğruluyorsunuz arkadaşlar? Birincisi Euro dolar paritesi, ikincisi sterlin dolar paritesinden. İlk başta açıklama başladığında ne gerçekleşti? Hemen bunlarda bir düşüş görüldü. Uzun vikler atıldı, işte gövdeler daracık bilmem ne filan. 50 bas puanlık bir artış geldi. İstihdam gücünün iyi olduğuna Powell destek verirken, ama Nisan ayında kötü geldi diye veriler de vardı ama bu veriler gerçekten sıkıntılı. Ve genel olarak baktığımızda bu gibi sıkıntılı süreçlerde FED toplantısında ve 1 Haziran'da en önemlisi faiz arttırımından çok genel olarak bilanço daraltmasının 1 Haziran'da başlayacak olması. 60 milyar dolarlık tahvillerde, 35 milyar dolarlık da mortgage'da, yani gayrimenkul alımları devam edecek. Ama sıkılaşma, genel bilanço daraltması, biliyorsunuz pandemiden çıkıldığında aslında 2021-2022 genelinde bir bilanço daraltması olması bekleniyordu. Çünkü pandemide insanlara fiziksel olarak para verildi. 8.9 trilyonluk bir bütçenin zaten daraltılması gerekiyordu. Ben kişisel olarak
Powell'ın en söylediği en kritik şeylerden bir tanesi şu nedir? Bu Ukrayna-Rusya geriliminin genel olarak daha böyle deniz aşırı bir hale gelebileceği ve Amerika'yı da etkileyebileceği. Ve bunlar da bir şekilde enflasyonun beklentilerden çok yüksek olması nedeniyle belli adımlar atacaklarını da altını çiziyorlar. Dediğim gibi bizim gibi gelişmekte olan piyasalarda dolar artışı, gram altının dolardan dolayı artışını görmek daha mümkün. Ama euro-dolar paritesi 1,30'lardan 1,08'e 0,6'lara kadar gerileme ihtimali var. Kriptoda şu anda yapay bir pump var. O nedenle eğer elinizde mal varsa kar almak mantıklı olabilir. Ben bu gibi süreçlerde ilk çıkan da olmak ya da en yüksekten çıkan olmak gibi bir iddianız olmasın. En düşükten almak gibi de bir iddianız olmasın. Genel olarak piramit şeklinde emirler koymak birazdan mantıklı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, piramit eşittir. Ya yükselen ya da düşüşlerde azalan şekilde. Mesela ben Ethereum'a birazcık daha böyle sıcak bakıyorum. Ama şu anda Bitcoin öncülüğünde oluyor. Ve şöyle söyleyebilirim. Artışlar var. Kriptoda güzel pozitif bir hava oldu. Ama çok kısa vadeli. O nedenle böyle çok fazla atıp tutmanın da bir anlamı yok. Dikkatli olunması gerekiyor. Perşembe, cuma piyasalar açık. Zaten biz bayramda olduğumuz sürece de piyasa açıktı. Fed'in toplantısına kadar piyasa düştü. Genel olarak bir yeşillenme kesinlikle kripto alanında görebiliriz. Ben 2900'ün üzerinde 2925, 2930'lu belli bir yerlerden dönecek. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde en yüksekten satacağım iddiasına kapılmamak gerekiyor. Ons'ta düşüş görme ihtimalimiz var. Çünkü dolar yukarıya çıkıyorsa. Ama şöyle söyleyeyim. Dolar, euro dolar endeksi yukarıya çıktı. Euro dolar paritesi Fed'in başkanı Powell'ın konuşmalarında ilk 2-3 dakikada ciddi anlamda yükseldi ama şimdi düştü. O nedenle burada dikkatli olup biraz daha seyirli olmak mantıklı diyebileceğim bir süreç var. Zaten gece önemli bir şey olursa da biz genel olaraktan hareketlilikleri sizlere anlatmaya başlayacağım. Pazartesi günü bir en kritik olabilecek yerlerden. Çünkü genelde pazartesi günü günlük hareketlilikleri bütün haftamızı şekillendiriyor. Bakalım neler olacak. Bizde aynı zamanda yarın enflasyon gelecek. İstanbul enflasyonu %70'in üzerinde geldi. Unutmamak lazım. Bizim enflasyonumuz yüksek gelecek. Ve Merkez Bankası'nın raporuna baktığınız zaman da arkadaşlar şöyle bir şey var. Ekmeğe, süte ve ete zam gelmesi söz konusu. Zaten genel olarak petrol fiyatlarında da artışları biz artık alışmış hale geleceğiz. Bakalım Perşembe, Cuma neler gösterecek ama güzel bir Perşembe, Cuma görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Diyelim yorum yapmayı, abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın. Yarın da yepyeni sabahleyin yeni bir yayında olacağız. Görüşmek üzere.